Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin 21. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden, önce şeyi söyleyeyim. Çekiliş sonuçları yarınki videoda açıklanacak. Şu an siz bunu bir gün sonra izliyorsunuz ama hala tam kazananı belirlemek için yeterli vakit geçmedi. O yüzden yarınki videoda çekilişin kazananına ulaşabilirsiniz. Ve Merkür gezegenine başlıyorum Hülya. Merhaba, benim ikinci mezun yılım. Tıp fakültesi okumak istiyorum. Bugün 10 saat çalıştım, 230 soru çözdüm. Oo, güzel. Tebrikler Salih. Merhaba arkadaşlar, ben 12. sınıfım. Avukat olmak istiyorum. Ve ben bugün 12 saat çalıştım. 250 soru çözdüm. Güzel. Canlı dersim yoktu bugün, o yüzden mutlu. Yani canlı ders çalıştım. Güzel. Süper. Evet, diğer gezegenimiz Mars gezegeni Aslı. Ben de bugün 8 saat çalıştım. 140'ta soru çözdüm. Güzel. Atakan. Bakalım bugün Atakan ne yapmış? Ben bugün depresif bir günümdeydim. O yüzden 3 saat çalıştım. Yani yaklaşık 50 de soru çözdüm. Bu kadar. Atakan. Harbi kötü günümdeydim ama abi ya. Atakan senin Vallahi. iyi günlerini de biliyoruz Atakan. Abi iyi günlerimi Abi ama gördün okul zaten. gerçekten biraz kötüye etkiliyor. Zaten Atakan bana bugün açık liseye mi geçsem falan filan diye bir sürü soru sordu. Bayağı Kemal okulunu... abi neyse. Evet, bugün Atakan'a çok yüklenmeyelim. Evet, Atakan'ı bugün affedelim. Sevelim tamam. bugün onu. Bugün Atakan'ı seviyoruz arkadaşlar. Jüpiter geçiyoruz. Buse. 12. sınıfa geçtim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni okumak istiyorum. Bugün 11 saat çalıştım. 509 soru çözdüm. Takım Uf. arkadaşından haberim yok. Uf. Uf uf uf. Senin takım arkadaşın kimdi? Ezgi. Ezgi. Evet. Yani yazdım ama cevap vermedi, bilmiyorum. Buse'yi ne yapalım? İki ile çarpacağız. Yapacak bir şey yok. Abi Hülya. yalnız haber vermediğinde birisini Bu sıfır arada ben saymayacak gelmesem mıydın? yayından Abi atarsın ya. haber vermesi gerekiyordu. Hastaysa ikili Evet. çarpıyorduk bu Haber arada. Yani vermediğinde ya. sıfır yazıyorduk ama. Nasıl Yazdık celallendi bak. ya. Evet. Tamam da Yani hasta olduğu zaman istisnai örnek Evet yok. evet. Hatta haftada Evet. Sakin demiştik. olun, Kemal abi sakin. dedin ki sıfır bile olsa demesi lazım demiştin. Aynen. Tamam Demezse şey ama olur. şöyle bir sıkıntı var. Buse'nin bundaki suçu ne? Buse'nin suçu değil Yoksa zaten. yapacak bir Bir de şey yok. gelmeyenlere yazacağız. Mesela İşte Atakan takım arkadaşı olmak böyle bir şey. Salih Evet. Atakan yüzünden kaç kere kaybetti? Salih'in Tamam, suçu ne? tamam. Evet. O zaman Buse'ye sıfır yazıyoruz. Yapacak bir Tamam. şey yok Buse. 11 saat çalıştı Diyet yani toplam. Evet. yazıyorsun Zaten hiçbir türlü sonuncu Buse. olmazsın. Atakangil varken her türlü kazan yani sonuncu olmazsın. O yüzden rahatız. Abi ayıp oluyor ama yani Atakan'la ben de varım. Evet yani. gezegenine geçiyoruz Dilara. Ben bugün 10 saat çalıştım, 250'de soru çözdüm. Nice. Evet. Kazanan belli sanırım. Belki de tahmin edince. Belki. Merhaba arkadaşlar. Hedefim Marmara Tıp. İkinci mezun yılım. Bugün 13 saat çalıştım. 423 soru çözdüm. Hülya. Bir kere de 10 saat çalışıyor. Bir kere de 13 Bir kere saat de 10 çalışıyorum. saat çalış ya. Tebrik ediyoruz. Belki Hülya yukarıda yıkıldı ama Allah. olsun. Evet, diğer gezegenimiz Neptün gezegeni Şeval. Merhaba, ben ikinci mezun senemdeyim. Tıp istiyorum. Bugün sabahtan akşama kadar yayındaydım ama nasıl 7,5 saat çalıştım onu anlayamadım. 7,5 saat olmuş. Şeval zaten son etüt 6 saatti. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Bilmiyorum Tam gerçekten. anlamadım. Mollarımı kaçırdım bugün. Saçma sapan bir şey oldu yani. Peki. Ilgın. Merhaba, ben ilk mezun yılındayım. Mimarlık istiyorum. Ya da ODTÜ. ODTÜ mimarlık. Yani işte. Bugün elektrikler gitti. 3 saat boyunca. Maalesef. O yüzden 5 saat çalışabildim. Soru sayımı hesaplamadım ama 150'yi geçmemiştim. Niye bu kadar moralim bozuk? Abi yeni uyku uyanıyordum. Moralim bozuk.
Elektrikler Peki. kesik olunca şey oldu biraz. Her yer karanlık olunca. Uyuyasın geldi. Tatlı tatlı. Evet, biraz. Tatlı gelmiştir o uyku sana şimdi. Ne tatlı gelmiştir var ya. Abi, üf yani. O elektrikler. Bir şey diyeyim mi? Elektrikler kesikken mum ışığında uyumak kadar güzel bir şey var mı? Abi çok güzel oldu. Bir de ben böyle rüyamda TT'den 120'de 120 yaptığımı falan görüyordum. Anca rüyamda olur zatenler. Evet. Bir de yağmur yağıyorsa tam güzel değil mi? Mükemmel. Ama işte Ankara'da yağmıyor şu an. Sıcak hava. Evet, maalesef yağmıyor. Diğer gezegenimiz. Plüton. Emirhan, bugünkü hedefini söyleme, tahmin edelim. Bir kafana iyi bakalım. Kafamı yersem o da gözüküyor. O zaman dur, tahmin edelim. Sanki biraz böyle İstanbul'da değil gibi, Anadolu'dan. Ben de Ankara'da ya. Nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle bir yer yok. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi. Mısır. Yıldırım Beyazıt mı? Değil mi? Bilemedim. Sanki biraz benziyor gibi. Yok be, rengi öyle değil sanki. Yıldırım Beyazıt'ta yeşillik yok, her taraf inşaat. Zaten abi tarlanın ortasında. Sen hangi Yıldırım Beyazıt diyorsun? Ben şeydekini diyorum. Çubuk'taki. Yok, ben şu şehir hastanesinin karşısında var ya. Ha, oradaki şeyleri değil. Kampüsü, ana kampüsü şeyde, Çubuk'ta ya, ben oradaki. Neresi Ömiran orası? Hacettepe. Aa, Hacettepe miymiş cidden? Abi gerçekten bu tam AVM'ye benziyor ilk abi. Aynen. Şu an büyük ya, bir... Bu Hacettepe değil. Linçten dönecek. Nasıl değil? Google fotoğraflarda bu vardı, bunu aldım. Hülya'nın hedefi şu an değişti. Bunu görünce. Bunun gibi sanırım 4 binası daha var ama. Hacettepe tıp isteyenler birazcık araştırsın arkadaşlar. Neyse. Hacettepe evet. Tıpın ama binası böyle değil. Bayburt dedim ya. Evet. Devam. Emirhan kaç saat bugün çalıştın? 9 saat çalıştım. 216'da soru çözdüm. Nimet bana mesaj attı abi, sen okumuyorsun diye. Hı-hı. Bugün hastaymış, çalışmamış. Tamam, seni 2 ile çarpalım. 0. Tamam. 0. Sesini çekip atayım. Ne kadar tamam. Ne kadar meraklısınız insanları 0 yazmaya ya. Abi ya. Hayır abi, sana sordum işte Allah Allah. Ne yapayım, ben göstereyim mi ekrana şöyle? Göster göster. Bir dakika. Artık Kemal abiye rapor atacaksınız. Okula rapor attınız. Böyle ses çekip sana atarım. Böyle iş olur ya. Atakan bak. Mesela atıyorum 10 saat çalışırsın. Kazanma ihtimalin olur. Konuşursun, anlarım, tamam mı? Ama 3 saat çalışıp bir de utanmadan böyle iş mi olur falan demek... Ne bileyim. Abi ben adaleti savunuyorum ama. Ve okulum vardı benim. Mezun tayfadayım. Atakan bak bir şey söyleyeyim mi sana? Okuldan önce bile 3 saat çalışırsın ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Okuldan önce 2 saat çalışıyor. Çalıştığı halde böyle. Okuldan önce 2 saat çalışıp bütün gün boyunca 3 saat çalışmayı nasıl becerdin? Abi valla şimdi bir de eve geldim. Birden bu saate kadar 1 saat çalışmışım. Abi bir de erken geliyormuş. Ha. Ben bunu geç geliyor sanıyorum. Ben de sabah akşam 7'de falan geliyor zannediyorum. Ben de öyle sanıyorum. Yıkıldım var ya şu an. Abi ama okula gitmek gerçekten çok zor. Evde uzun süre oturduğumuz için dışarıda iki... Şu an gözümde bittin. Şu an gözümde bittin Atakan. Senin abi, senin diğer ay koşunu yenilemeyeceğim. Bir daha 3 saat görürsen haberin olsun. Tamam. Ya büyük konuştum yine ya. Kesin yani. Yani Atakan artık böyle tehdit ederek sana bir şeyler yaptıracağız. Aslı. Tamam. Ben mimarlık istiyorum. Bugün 9 saat çalıştım. 160 soru oldu. Güzel. Berkant. Benim hedefim ilk 20 bin. Bugün 6 saat çalıştım. 184 soru çözdüm. Bu kadar. Nice. Evet. Kaybedeni söyle önce. Bir kaybeden dakika, zaten bir şey belli. Söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kazanamadın Hülya. Bir şey söyleme. Kazanamadın. Hayır hayır. Bir şey sorma. Salih tam 12 saat mi yoksa 12 saati geçiyor mu? 12 saat. Tam mı? Hayır ya, tam olamaz. Ya işte o kadar tam da değil, saat şey yapıyorum. 12 saat verimli bir şekilde işte çabaladım yani. Çalıştım. Kendim. Seninki kaçtı? Seninki kaçtı Hülya?
Tabloda olanı söyle, tamam mı? Evet Berkant. 10 saat benim 10. Kaybeden Jüpiter, Buse ve Ezgi. Kazanan da... Bir dakika ya, nasıl? Nasıl bir dakika, bir dakika. Nasıl öyle oldu? Öyle abi. Onların yani. Kaç? Bir dakika, Buse sen kaç saat çalıştın? 11. Ay 11. 11. Tamam, Aslı sen kaç saat çalıştın? 8. Tamam, Atakan da 3, o da 11. Evet. Benim soru sayım daha fazla. Evet, Buse'nin soru sayısı her türlü daha fazla. Buse'nin hakkını yedirmem. Şimdi 3. gruba geliyoruz. Aslı Öztürk 8 saat çalışmış abi. Evet, Atakan da 3 saat çalışmış. Aa tamam, pardon. Berkan. Allah'ım bu var ya, yapılan bu bir hata değil. Bu bir kumpas. Bu bir şike. Atakan'dan ne kadar rüşvet aldın? Söyle söyle. Sizden özür diliyorum arkadaşlar. Buse özür dilerim. Affediyorum. Ama soru sayısını söylemedik ki daha. Atakan soru sayısı söyle 50'ydi galiba. Aynen öyle. Söyledin Atakan 50 soru çözdün. 50. Yani bir Buse edemedik. Tamam. O zaman kaybeden Mars gezegeni Aslı Öztürk ve Buse. Buse Berkant'ın ne yaptın da bu kadar kızdırdın? Bilmiyorum artık. Tamam, bu arada bir şey diyeceğim. Atakan da Aslı böyle ikiz kardeş gibi durmuyorlar mı? Aynı yumurtadan çıkma böyle. Çok benziyorlar. Aynen Salih. Ama harbiden gençten öyle bakınca biraz benziyorlar. Evet, bu arada Satürn gezegeni 4'te 4 yaptı. Biliyoruz onu zaten. Yani Satürn gezegeni haftanın galibi oldu. Ya abi var ya, dershaneye bile gitmedim evet. Ya. Bugün çok emek verdim birinci olmak için. Çok üzgünüm. Sen aslında ben vermiştim de işte yapacak bir şey yok, kaybedince. Biz de emek verdik. Biz de emek. Biz 45 dakikayla kaçırdık geçen. Evet. Herkes bir de öyle şey birinci diyordu. Herkesten özür dileriz. Evet. Hayır bir dakika, bakın şimdi böyle düşünmeyin yani, kendinizi demolize etmeyin. Sonuçta 10 saat çalışmışsınız ya ve bence bu çalışma bir şekilde her türlü geri dönecek yani. Salih boş yapma ya. Abi Salih sen niye böyle öğüt verme moduna geçiyorsun her videonun sonunda? Boş yapma. Takalım var diye kanka, sözümü dinlenir diye yani. Kesmiş olsaydım. Teşekkür ederim Salih. Tabii öyle de işte kazanamadık diye üzüldüm sadece, o kadar. Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Diss atmak isteyen var mı diğer videoda? Hayır. Çok zor iş. Tamam hadi. Soru sormak isteyen var mı birine? Bir şey soracağım. En son atılan diss Nimet'in Atakan olan diss miydi? Arap atı, evet. Hayır, ben Salih'e diss attım ya. Ama yani sonra sen Salih'e diss attın. Evet, onu diss'ten saymıyoruz yani. O küçük çaplı bir şiir. Evet, peki soru sormak isteyen var mı buradan birine? Atakan'a sormak istiyorum. Kim? Sorayım mı? Ben. Kime? Atakan'a. Neden 3 saat? Nasıl 3 saat? Hayır, ben genel programı bu çalışmayla nasıl yetiştirdiğini sormak istiyorum. Ben yetiştiremiyor ki. Atakan'la bizim konuşmalarımız biraz artı 18 geçiyor zaten genelde. Bana sinirli oluyor genelde. Abi bak, bunları başka kişiler de izliyor. Tamam yani, küfürlü oluyor birazcık. Yok ya, küfürlü. Küfürden ya, kastım de. Şey be, psikolojik şiddetli birazcık böyle. Evet, çok psikolojik şiddetli oluyor. Kemal abinin bir kemer çıkarıp vurmadığı kaldı. Evet. Evet, başka sormak isteyen? Bunları yayından sonra. Başka sormak. Seni çok seviyorum. Vurmak isteyen diyorum, sormak isteyen. Atakan'ı vurmak isteyenler aboneler olabilir. Akrep burcu olan var mı demiş chat'ten birisi? Yok. Akrep diye burç mu varmış? Berk varmış, evet. Demek ki her şey akrep burcu olmakla alakalıymış arkadaşlar. Neyse, evet. Videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte biliyorsunuz buradayız ve çekilişin kazananını açıklayacağız. Çekilişe katılmadıysanız
Gerçi şu an bu videoyu izlerken artık çekilecek atılamazsınız. Çok boş yaptım biliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın yapın. Bye bye. Bye bye.